biz cezaevinde sistematik bütün mahkumlar işkence görüyorduk. Sabahları geliyordu askerler, gardiyanlar beraber, ellerinde joplar. Sabah erken bazen gelirdi bizim uyku saatimizde. Yattığımız yerde bizi joplamaya başlardı. Hem üstümüzü giyerdik, hem joplanırdık. Üstümüzü giydiğimizde iki merdivenden aşağı iniyoruz. Merdivende de askerler ellerinde joplardan dururdu. Biz merdivenden böyle adeta havuza atlar gibi atlardık ki daha az kafamıza, sırtımıza jop değsin. Bahçeye çıkarırlardı bizi, soyarlardı. Pantolondan yukarımızı, atletimizi, gömleğimizi çıkarırdık. Karda, kışta aynı yerde don var. Bizi yüzüstü süründürürlerdi önce. Sonra topar köpek yürüyüşü var böyle. İki elin iki ayağını da yere uzanıyorsun. Bir ayağını havaya tutuyorsun. Onu yapan komutan da kahkaha atıyor topar köpekler diye bize. Sırtımıza biniyor, eşekçilik oynuyorlar. Çocukların birbirine yaptığı gibi. Yerde böyle nefesimiz, yediğimiz dayaklardan, terden şey olan nefesimiz kara eritiyor. Kara yerde bizi böyle süründürüyorlar. 100 tur topar köpek yürüyüşü yapıyorsun. 100 tur tavşan yürüyüşü yapıyorsun. Ondan sonra kaldırıyor, düzüyorlar bizi. Bakıyor, sayıyor değnek sayısını, sopa sayısını, job sayısını. 14 tane job var. Biz de 50 mahkumuz mesela. Bu 50 mahkum 20 kişilik koğuşta kalıyor. Hep iç içe köpek gibi aynı ahırda yatırır gibi bizi yatırıyorlar. Elimizi böyle açtı. 14'e kadar say, 3 adım öne çık diyor. 14 tane job var, fazla olmadığı için 14'er bizi dövüyorlar. Sayıyoruz sağdan sola. 1, 2, 3, 14 son diyoruz. 3 adım öne çıkıyorsun. Avuçlarını açıyorsun. 14 tane asker karşına düzülüyor. Ellerinde sopa, yaylı job, plastik job. Komutan tempoyla, ritimle işkence yapıyor. Bir de bunu kahkaha atarak yaptırıyor. Diyor ki, vurma vaziyeti al. Asker kaldırıyor jopu. Biz ellerimizi uzatmışız. Hop dediğim zaman vuracaksınız diyor. Hop diyor, asker vuruyor kolumuza. Hop diyor, vuruyor. Bu sefer tempoyu yükseltiyor. Yükselttikçe hızlı asker vuruyor diyor. Hop, 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 hop. Sonra yavaşlatıyor diyor. Hop, hop, alay ediyor, dalga geçiyor. Bizler bu kollarımızın şişkinliğinden, siyahlığından, morluğundan ağıtlar yakıyor, ağlıyoruz. O böyle kahkahalar atıyor. Bakıyor ki bir asker yavaş vuruyor. Gidiyor onun elinden jopu alıyor. Kendisi vuruyor, adamın kolu kopuyor adeta. Bu işkencelerde sağ sol ayrımı da yok. Yok, çünkü bütün mahkumlar. Solculara yapılan işkencelerde yani, de ağladık. Tabii. Şimdi yerde kıvranıyor arkadaşın. Sen de sıranın sana gelmesini bekliyorsun. Yerde arkadaşlarını ağırlıyorsun. Sen dayak yiysen o kadar ızdırap duymazsın. Çünkü ekmeğini bölüştüğün, solcu da olsa sağcı da olsa beraber ekmek bölüştüğün arkadaşın gözünün önünde hakarete maruz kalıyor. Bunları izlemek çok büyük bir zulüm insana. Çiğniyor. Bu sefer biz askere yalvarıyoruz. Ya lütfen hızlı vur kardeşim, aman yani görür gelir senin elinden alır, o bizi dövmek zorunda kalır diye. Askere biz yalvarıyoruz. Askerlerin bir kısmı bizi döverken ağlıyorlar. Gözlerinden yaşlar geliyorlar. Adam kahkahalar atıyor. Bu elimize vurma faslı bittikten sonra biz zannediyoruz ki mesela yarım saat bizi böyle tempolu jopluyorlar. Biz zannediyoruz ki işte bitti. Öyledir. Dombalma vaziyeti al. Dombalma vaziyeti alıyoruz. Bu haya yerimizi tutuyoruz. Böyle eğiliyoruz. Böyle eğiliyoruz. Arkamıza birer tane asker geliyor. Elinde sopa. Aynı davul çalar gibi. Yine komutanın temposuyla. Dombalma vaziyeti al. 14 mahkum eğiliyoruz. 14 tane asker arkamızda. Hop deyince vuracaksınız oğlum diyor. Hop vuruyor. Hop. Hop 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 deyince tempolu vuruluyor. Sonra yavaş hop hop vuruluyor. Bu saatler sürüyor. Senin sırtına vuruyorlar, omzuna vuruyorlar. Kıçına vuruyorlar, baldırlarına vuruyor. Her tarafın simsiyah vuruyor. Simsiyah vuruyor. Ondan sonra mesela baygınlık geçiren oluyor. Dayanamayan oluyor. Pat yere düşür. Sen zannediyorsun ki
Komutan gelip kaldıracak. Adam yere yıkıldı ya. Alçak Türk üniformasını binlerce yıllık şerefli tarihiyle bütünleşmiş dünyada saygın İstanbul surlarından kapıdan girerken çiçekler üzerine atılan merhametli savaşlarda çocukları bir kenara ayırıp kadınları bir kenara ayırıp yiğit mücadele eden bu ordunun o şerefsiz mahlukları giydikleri üniformaları kirlettiler. Girdikleri köylerde kirlettiler, şehirlerde kirlettiler, kahvehanelerde kirlettiler, kentlerde kirlettiler, cezaevlerinde kirlettiler, sorgu merkezlerinde kirlettiler bu alçaklar. Bu sefer yere işkenceden yıkılan arkadaşımızın üstüne çıkıyor bu botlarıyla. Ağzını çiğniyor, göğsünü çiğniyor, gözünü çiğniyor, kahkaha atıyor bunları yaparken. Bunları yaparken kahkaha atıyor, gülüyor yani. Bunların böyle bir halet-i ruhiye içerisinde olabilmelerinin ne Atatürkçülükle bir ilgisi var, ne Marksizmle var, ne Allah'la var, ne Kur'an'la var, ne Amerika'yla var, ne Rusya'yla var. Bu alçaklar gittikleri her yerde terör örgütüne malzeme sağladılar, insan kazandırdılar. Kuşkusuz devlete ve şartlara isyan eden insanlar örgütün peşine gidip düştü. Sadece bu PKK fikir görüş, dünya görüşünden sempati toplamadı. Bu zalimlikler o Diyarbakır cezaevlerinde, Mamak'ta, Metris'te, Türkiye'nin bütün cezaevlerinde hakarete maruz kalmış insanlar sadece kendileri değil, aileleri de ağır hakaretler, işkenceler görmüş. Arananlar evlerine gidip rahatsız edilmiş. Benim annem cezaevine düştüğümde gözlerini kaybetti. Ama oldu. Onlar kör kör cezaevi kapılarında şoplandılar. Hakarete maruz kaldılar. Şimdi o dönem binlerce hakarete maruz kalmış ülkücüler bugün çıkıp ekranlarda veya basında konuşma gereği duyuyorlarsa bu onların ekran sempatisinden, şöhretinden olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Bu da bir alçaklık. İnsan ülkedaşlarının maruz kaldığı adaletsizliği, haksızlığı, hatta halen haksızca 20 ülkücünün uyduruktan nedenlerle yüksek yargını vermiş olduğu uyduruktan nedenlerle hala 20 yıldır 30 yıldır cezaevinde tutulmalarının hesabını sormayanlar ne diye politika yapıyorlar? Orada ne güne duruyorlar? Biz onları o sırça koltuklarda otursunlar diye mi onlara oylar verdik, destekler verdik? Bizi bu ülkeler mi bir araya getirdi? Biz bu idareler için mi vardık? Keşke ülkücüler dimdik politik olarak durabilselerdi de biz barajın altında olsaydık, mecliste olmasaydık. Şerefli, onurlu, sözü, özü, politikası, ideolojisi bir dimdik duran meclis dışında ülkücüler daha saygındı. 12 Eylül'den önce 3 tane MHP milletvekili vardı. 6 tane, 11 tane milletvekili vardı. Çok saygındık. Koalisyon ortağı değildik ama merhum Alparslan Türkeş'lendi mi yer gök inliyordu. Her yerde saygı görüyordu. Söylediği her söz tesir ediyordu. Niye? Türkeş'in söylediği de yaptığı politikalar da birbirine uyumluydu. Yani milli meselelerde, hadiselerde son derece refleks gösteriyordu. Türkiye tehlikeye düştü diye gönül seferberlikleri, mitingleri yaparak toplumu bir heyecan etrafında bir araya getiriyordu. Bugün diyeceksin ki ya sen ülkücü olarak MHP hayır oyu veriyor da sen niye evet oyu veriyorsun? Kardeşim bir defa biz 12 Eylül'de mağdur olmuş, ezilmiş ülkücüler olarak şu 15. maddenin hala anayasa maddesi olarak duruyor olmasını bir demokrat, demokrasiye inanan serbest, hür iradeyle yönetimin belirlenmesine inanan insanlar olarak utanç verici buluyoruz biz bunu. Evet. Şimdi, bu çıkarılan maddeleri bir ülkücü olarak... Sayın Kıymaz, o 15. madde çok hissi konuşuyorsunuz. Zaman zaman hoş olmayan ifadeler de kullandınız ama bunu hissiyatınıza bağlıyorum. Daha özenli konuşmaya da çalışalım lütfen. Özellikle 15. madde darbecilerin kendisini korumak amacıyla anayasaya koydukları 15. madde paketle kaldırılıyor ama sizin gibi değişikliğe destek veren milliyetçi tabandaki ülkücülerin tavrının sanki bu madde üzerinden sadece 12 Eylül'le hesaplaşmaya dayandığı iddia ediliyor. Öyle siz değil.
Paketin içerisindeki örneğin çok önemli iki madde var. HSYK'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştiren. Paketin genel olarak içeriğine ne diyorsunuz? Şimdi biz Türk milliyetçileri, ülkücüler olarak biz bir tepki ideolojisi veya bir tepki siyaseti güden kimseler değiliz. Bizim harekatımızın kökeni aksiyonerdir. Türk milliyetçileri bütün değişen şartlara göre politika geliştirirler. Biz Türk milliyetçileri olarak, ülkücüler olarak ve ülkücü olarak yapılan bu anayasa değişikliğini ben yeterli bulmuyorum. Yeterli değil. Anayasanın tepeden tırnağa 7'den 77'ye yeniden anlaşılır bir dille Türk halkını yönetimde daha ortak hale getiren, milli iradeyi bütün maddelerine yansıtan, toplumun genelinin memnun olduğu, tamamının değil, genelinin memnun olduğu, mutlu olduğu ve onların yaşam tarzını ve yaşayışını devlet içerisinde kolaylaştıran demokrat bir anayasa yapılmasını istiyoruz. Ülkücüler millete rağmen bir politikanın içerisinde yer alamaz. Çünkü bizim temel hedefimiz nedir? Türk milletini mutlu etmek, mesut etmek. Türk milleti eğer yönetimde yüksek yargıda tesir edemiyor, yüksek yargı Türk milletine rağmen kararlar verebiliyorsa ve veriyorsa Türk milliyetçileri olarak bunlar rahatsızlık duymamız lazım. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile Anayasa Mahkemesi'nin yapısı ve son yıllarda vermiş olduğu kararlar da ben bir ülkücü olarak rahatsız etmektedir. Bu yapının süratle değiştirilmesi lazım. Bu yapıyı millet iradesinin de kontrolünde olması lazım. Milletin de içerisinde olması lazım. Ya yargının bağımsız olması lazım. O hikaye kardeşim. Yargı mensupları meleke değil. Uranüs'ten ve Venüs'ten de gelmiyorlar. Türk milleti adına karar veriyorlar. Eğer bir yargı Türk milleti adına bizim adımıza karar veriyorsa bırak bu millet de o yargının nasıl şekilleneceğine karar versin. Evet, ülkücülerin pakete olan desteği bazı çevrelerde dile getirilmeye çalışıldığı gibi sadece 15. maddeden değil, paketin içerisindeki bütün düzenlemelerden. Şimdi burada bazı maddeler var. Mesela, Sayın Kıymaz, isterseniz kısa bir ara verelim, devam edelim sonra. Buyurun. Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir ara veriyoruz ama anayasa paketini ülkücü Zeynel Abidin Kıymaz'la konuşmaya devam edeceğiz. Kullandığımız ifadeler yerli yerinde. Kaba olabilir. Yerli yok yerinde. Ben kanlı bir şey yok. Hayır, ben ifadenizi kaba diye şey yapmadım zaten. Üniforma şerefli, onun içine giren adam şerefsiz. Şerefsiz, evet. Problem yok. Ben şey olsun diye söyledim sadece. Abi bir de koşulları söyle. Sana bir yediğimiz mercimeği anlatayım. Nasıl bir mercimek bize yediriyorlar. Ona vaktimiz kalmayacak gibi. Şu anda 20... Yani yönetmenimiz bir 10 dakika müsaade etse çıkarırız. 25 dakika oldu şu anda. 8 dakikamız kaldı. Maalesef. Böyle gidip götürüyor muyuz abi? Böyle götürelim, bitirelim. Başka bir şey girmeyelim artık ya. Şu amcayı söyleyin hiç olmazsa. Kapatırken söyleriz. Bize 2-3 dakika tolerans tanın ki size bu bize nasıl bir mercimek yedirdiklerini anlatayım. Biz de aslında ilgiyle izliyoruz içeride ama işte maalesef uyumamış. Paketi biraz konuşalım, bitirelim. Şurada bir canlı yayın var çünkü orası da bekliyor. Her şeyi atacağız. Zeynel Bey'le bitireceğiz. Tamam. Artık... Nasıl seyretti bilmiyorum da. Çok iyi. Yani şeyi biraz uzattık. O 12 Eylül darbeden önceki dönemi biraz fazla uzattık ama o da önemliydi. Çünkü darbeye Türkiye nasıl sürüklendi onun iyi bilinmesi lazım. Biliniyor zaten de altının çizilmesinde fayda var sık sık. Bu bir tane kameraman gelsin o köpek ölüsünü nasıl adamın sırtına bağlattıklarını bir... Aslında bunu şeyle görüşeceğim ben. Bizim orada yok. Şeyde Urfa'da var bir arkadaşımız. Erzincan'da var. Ama Cihan Haber Ajansı ile falan görüşüp onu şey yapabiliriz. İhlas Haber Ajansı'ndan Ahmet var. Ondan temas sağlarsanız size görüntüleri... İhlas da olur, Cihan da olur. O bölgeyle çalışırlar şimdi. Biz bu sizin şeyinizi iletiriz onlara. Adamın köpeğini adamı öldürtüyorlar. Niye köpekleri öldürtüyorlar ki yani? O keyfi adam. Adam şimdi. Adam yolda bıyığını beğenmiyor, durduruyor, şamarlıyor. Bıyığını makasla kesiyor, berber çağırtıyor. Köy meydanına topluyor.
kadınları çocukları bir tarafa ayırıyor, erkekleri bir tarafa, erkeklerin sırtına biniyor, eşekçiliği görünüyor. Tam sapıklık yani. MHP yönetiminin hangi gerekçeyle olursa olsun bize çok şiddetli şeyleri var, tepkileri. Hı? Bize karşı son derece tepkililer. Sekiz dakika söyleyeceğim şeyler vardı. Başlıklarından evet, geçerim. Flash yani. Flash geçmemiz gerekiyor. Ben hızlı başlıklarından evet, şeyim bana. Hızlı sen bana şeyi yolla, topu gönder. Hı hı. Ben üstünden geçeyim abi. Tamam abi. Bu verdiğim benzetme de iyi. Yani onlar Türk milleti adına karar veriyorsa, Türk milleti de onlar adına karar vermeli. Tabii canım. Vermeli yani. Dün komik bir şey vardı o HSYK başkan vekiliyle Ali Suat Ertosun'un hayır için kitapçık bastırmışlar. Ya gelişmiş demokrasiler için bu düzenleme iyidir de bizim demokrasimiz gelişmediği için bu bize uymaz. O zaman hiç gelişmesin böyle kalsın yani. Böyle evet. Bir şey çıkıyor ortaya. Programın tekrarı oluyor mu? Zannediyorum gece yarısından sonra tekrar veriliyor ama buradan zaten ben bir tane de haber yaptıracağım şimdi. Ana haberde kullanacağız onu da. Gün ortası devam ediyor. GAP Gazeteciler Birliği Başkanı ve 12 Eylül mağduru ülkücü Zeynel Abidin Kıymaz'la anayasa değişikliğini konuşuyoruz. Evet. Efendim anlattıklarınızdan şunu anlıyoruz. Öyle yani kimi çevrelerde söylendiği gibi ülkücülerin pakete olan desteği 15. maddeyle sınırlı değil. Getirilen düzenlemenin tamamına destek veriyorsunuz. Evet. Ama parti yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminin çok sert eleştirileri, ağır ithamları var size karşı. Ve parti bu hayırın bedelini parti nasıl ödeyecek ve bu iş nereye varacak? Şunu söyleyeyim. Şimdi benim gibi düşünen partide bir fiil görev almayı partili olarak çalışmaların içerisinde yoğunluklu yer almayan MHP'li doğmuş, her zaman MHP'li olan parti üyesi olmasa bile ülkücü olarak her yerde değerlerine sahip çıkan milyonlarca insan var. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi bu referanduma bel bağlayarak siyasi kazanç elde etme kaygısıyla referandumda hayır istiyor. Bu kazandırır mı onları? Bana göre anayasa çalışmasında muhalefet rolü şu anki AK Parti'nin yerinde olmalıydı. Muhalefet değişim dönüşümün öncüsü, Türkiye'nin de öncelikli bir sivil anayasa ihtiyacı olduğunu söyleyip bunun bir nevi römorkörü gibi öne düşüp Türkiye'de yeni bir anayasanın yapılmasına ön ayak olup AK Parti'nin de desteğini buna sağlayarak
Türkiye'ye yeni bir sivil anayasayı muhalefet kazandırmalıydı. Aslında onlar bastırmalıydı. Tabii. Şimdi, ama Bahçeli şunu dedi. Yeni bir anayasa yapılsa bile bunu şimdiki meclis değil de sonraki meclis yapsın. Bu mantık son derece sakat ve yanlış. Zaten bugüne kadar AK Parti'nin kurulma nedeni neden AK Parti kuruldu? Türk milletinin beklentilerine mevcut siyasi partiler değişik süreçlerde halk oy vermesine rağmen değerlendirip halkı milleti memnun ve mesut edecek çalışma yapamadıkları için ortaya alternatif AK Parti çıktı. AK Parti'nin kuruluşu başarısız bir önceki koalisyona borçludur. Yani AK Parti'yi Bahçeli, Yılmaz, Ecevit kurdurtmuştur. Sebebi odur yani. Bugün AK Parti'ye bağırıp çağıranların AK Parti'ye bağırıp çağırmalarına gerek yok. Kendilerine millet görev verdiğinde yüzlerine gözlerine bulaştırmayacak. Yollarına devam edecekti. Hatta önüne kadar gelen meclis başkanı seçme, cumhurbaşkanı seçebilme, hatta başbakan olabilme imkanlarını Türk milliyetçisi, ülkücü, iyi politikacı olarak değerlendirip bunları ülkücü görüşü, düşünceyi devlet politikasında uygulama imkanlarını alıp kullansaydın millet sana daha inanacak, güvenecek, peşinden gelecekti. Biz Türklük gurur şuuru, İslam ahlak ve fazileti denilerek biz büyüdük. Bizim bir yanımız Türklük gurur şuuru, bir yanımız İslam ahlak ve faziletiydi. Biz yeni doğan 1944'te Türkçe hareket içerisinde gelen kimseler değiliz ki. Mazisi çok eski, Türk milletiyle birlikte var olan milli değerlere, milli mefkürelere bağlı ülkenin ve milletinin dünyanın yeryüzündeki bütün unsurlarıyla kaygı, heyecanını birlikte paylaşan, evet. Urumçi'de satırla doğranan Türklerin kaygısını, heyecanını yaşayan, Bakü'de metrolarda, tren istasyonlarında yatan 1 milyon Ermenilerin sürgün ettiği, katlettiği, kaşkın olarak adlandıran Türklerin ızdırabını duyan, Tebriz'de bayrağının dalgalanmasını bekleyen, Kosova'da, Balkanlarda Türk milletine, Ankara'ya, ülkücülere gözlerini dikmiş 300 milyonluk Türk dünyasının heyecan ve kaygısını taşıyan kimseler. Evet, Cihan Şumul anlayışa işaret ediyorsunuz. Şimdi böyle bir politika güden kimselerin basit politikalar içerisinde olmamaları lazım. Şuraya büyük gelelim. Düşünmeler lazım. Şuraya gelelim. Sizin gibi ülkücülerle ters düşme, çatışma pahasına Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminin 12 Eylül Anayasası'nı savunuyor bir duruma düşmesinin bedeli ne olur sizce? Bir defa şunu söyleyelim. Cezaevine düşmüş, mağdur olmuş, işkence görmüş, ailesinden şehit düşmüş ama siyasi parti faaliyetleri içerisinde yer almamış da bugün referandumdan dolayı farklı bir çizgi tutmuş veya farklı düşünen arkadaşlarımızı ben bunları mübarek kutsal insanlar olarak görüyorum. Çizgisine düzgün devam eden, taviz vermeyen ülkücülüğünden. Bunlara dil uzatmak ne Devlet Bahçeli'nin haddinedir ne de o parti rozeti takıyorum diye kendinde o hakkı bulmaya çalışanlardadır. Bunlar her türlü imtihandan, feleğin çemberinden gelmiş, geçmiş, kendilerini kanıtlamış, pırıl pırıl altın insanlardır. Hiç kimsenin bir İrfan Sönmez'e, Hasan İlter'e, Selçuk Özdağ'a veya Zeynal Abidin Kıymaz'a laf söylemesi için en az onlar kadar ülkücü olmaları lazım. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi bizim arzu ettiğimiz düzeyde politika üretemiyor. Gönlümüz ve arzumuz bu partinin önce parti içerisinde ülkücülerin iktidarını sağlamak. Çünkü ülkücüler çalışıyorlar, çabalıyorlar. Gaziantep'te olduğu gibi Avukat Mehmet Özdemir, altın gibi pırıl pırıl bir ülkücü arkadaşımız. Bütün Antep'in dağını, taşını, köyünü dolaşıyor, çırpınıyor. Sandık öne geldiği zaman pat bakıyorsun ki Ankara'dan hiç de ülkücülükle bir ilgisi, alakası bulunmayan bir bürokratı partiye, politikasına yön veren adamlar gönderiyor. Diyor ki birinci sıra adayımız budur, hadi çalışın. Her yerde ülkücüleri parti genel merkezinin çalışmaları küstürmüş, psikolojilerini bozmuş, çalışma şevklerini kırmış. Şimdi kendi başarısızlıklarını, politik yanlışlıklarının faturasını da pırıl pırıl ülkücü arkadaşlarımıza fatura etmesinler. Biz Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bir fiil yer almamış olabiliriz. Ama bizim göz ağrımız orası. Biz o partinin başarısıyla mutluluk duyarız, gurur duyarız. Gönül arzu ediyordu ki bugün MHP Türk milletinin anayasa meselesine nasıl baktığı gibi politik olarak bakabilmeli ve milletin geneliyle birlikte beraber hareket edecek kararlar vererek bu meselede de mecliste
Bu AK Parti olabilir, başka bir parti olabilir. İş birliğine girerek Türk milletini mutlu ve mesut edecek bir anayasaya kavuşturma için kollarını sıvamış ve çabalamış bir parti olarak önümüze gelmeliydi. Bizim bir siyasi hesabımız varsa AK Parti ile veya başka bir siyasi partiyle, önümüzdeki yıl seçim var, genel seçim var. Ülkücüler olarak bir siyasi partiyi desteklemiyorsak da kendim aday olur çıkarım, doğrularımı söyler arkasında durur ve iktidarla mücadele ederim. Yani anayasa gibi çok önemli, millet için kutsal sayılacak bir meseleyi politik çıkar ve çarpışma malzemesi haline dönüştürmek ülkücülere yakışmıyor. Belki Cumhuriyet... MHP'nin bir çıkarı olabilir mi sizce? Çünkü yan yana durduğu... Bunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkarı var. Neden? Çünkü yüksek yargı darbeler sonrası CHP politikası çizgisinde şekillenmiştir. 1960'tan beri böyledir. CHP zihniyetiyle idare edilmektedir. CHP'nin yüksek yargı, yüksek yargının da CHP'yi kollar bir görüntü içerisinde olmasına bakarak CHP'nin böyle bir değişikliğe karşı çıkmasının çok makul bir nedeni olduğu aşikardır. Zaten Deniz Baykal 2 veya 3 madde vardı. Anayasa Mahkemesi'nin düzeni, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun üye sayısı ve parti kapatmayı engelleyen yasalar paketten çıkarırsın, biz altına imza atarız CHP dediler. CHP için bu anlaşılır diyorsunuz. Tabii. Şimdi CHP'nin imza atarım dediği şeye MHP'nin o 3 madde çıkarıldığında MHP'nin de herhalde imza atması gerekirdi. Bunların bütün kaygısını bu AK Parti Cumhurbaşkanlığı, meclis yürütmeyle elde etmiş olduğu gücüne siyasal manada da kazanım eklerse bir diktatörlük oluşur diye bir kaygıyla yaklaşıyor. Bunda CHP'nin mantığı var. MHP'nin mantığı yoktur. Neden? Çünkü yüksek yargı MHP iyi gözle bakmıyor ki. Yüksek yargı AK Parti'ye nasıl bakıyorsa MHP de öyle bakıyor. Yüksek yargının demokratik hale dönüştürülmesi MHP açısından yararlı olacaktır. İsterse Sayın Abdullah Gül atasın, ister Sayın Recep Tayyip Erdoğan atasın. Sen milletinle beraber el ele, gönül gönüle parti programı çalışmanla, çabanla milletine gider, oyunu güvenli alırsın. Bugün Recep Tayyip Erdoğan başbakandır. Yarın sen başbakan olursun. Evet. Yarın da sen atarsın. Demokrasinin güzelliği burada zaten. Sayın Zeynel Abidin Kıymaz, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız bir için. Bir konu vardı, onu söylemeden çok kısa bir cümle ekleyelim. Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi süratle seçim yasası ve siyasi partiler yasasının aynı anayasa gibi çok hızlı bir şekilde değiştirilmesi. Çünkü taşrada siyaset bitti. Liderler adayları belirleyici bir durum demokrasi içerisinde gelişti. Bu nedenle taşrada kimse aday adayı olmuyor. Siyaset kısırlaştı. Bu futbolda semt sahalarını kapatmaya benzer. Lider sultası oluştu Türkiye'de. Türkiye'de mahallinde taşrada siyaseti güçlendirecek ön seçim zorunluluğu getirecek düzenlemelere ihtiyaç var. Bu demokrasimizi yani zenginleştirecektir. Evet. Liderleri de çeki düzen kendilerine verme gereği hissettirecektir. Çünkü taşradan güç geldiği için lider de taşranın sesine kulak vermek zorunda evet kalacaktır. Tekrar teşekkürler efendim. Sevgili seyirciler, gün ortasının sonuna geldik. Bültenimizi kapatırken bir not var, hemen onu da size aktaralım. Yazdığı Haliç'te Yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat adlı kitapta ortaya attığı iddialarla tartışma konusu olan Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı görevinden istifa ederek merkeze alınması için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğini açıkladı. Kararını katıldığı bir televizyon programında canlı yayında açıklayan Avcı, herhangi bir baskı ya da telkin olmadığını da söyledi. Evet, gün ortasından bugünlük bu kadar. Yayınımız spor haberleriyle devam edecek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.